Hepinize selamlar. Özümle Fit Sağlıklı 2021 Challenge'ının bugünkü bölümü birazcık farklı olacak. Dün video koyamadım. Yoğun bir gün geçti ve sürekli video çekip onu editleyecek zamanım yoktu. Sabahtan akşama ne yediklerimi çektim ama videoya çekmedim. Instagram'dan da paylaşmadım bu arada dün yediklerimi. Ben de şöyle düşündüm. Bu videoda hem dün ne yediklerimi göstereyim hem bugün ne yediklerimi göstereyim istedim. Fotoğraflarını çektim hepsini. Buraya koyacağım. Şimdi dün şöyle bir şeydi. Benim için adeta cheat day gibi bir şey oldu. Aslında çok cheat yapmadım ama canım çok fazla tatlı istiyordu. Şansa da tam mola günümüzdü ve mola günüyle denk geldi. O yüzden efsane oldu, regl oldum yani. Hem mola gününde ben de dinlenmiş oldum. Bir de ağrı kesici içmeyi hiç sevmiyorum ben ağrım olduğunda. Birazcık atıştırmalık yaparak bir gün geçirdim. Sabah kahvaltımda zaten bir gün önceden biliyorsunuz içli köftem artmıştı. İçli köfteli o salatamı yedim. Dünü anlatıyorum bu arada. İçli köfteli salata, yanına o kalan tulum peynirimi yedim, şirden mayalı. Yanında yine o Akdeniz ekmeğinden efsane olan ekşi mayam ekmeği yedim. Çok 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 güzeldi. Yanında klasik yine iki tane tam cevizimi yedim. Bu şekilde. Sonra her şey bundan sonra başladı. Geriye kalan yine ekşi mayamın gönderdiği hani şekersiz çikolatam vardı ya, bir ısırıkalıp bırakmıştım. Onu yedim. Sonracımı onların gönderdiği cennet hurması kurusu yedim. Yanına üzüm, fıstık, kuru dut, ne varsa evde atıştırmalık, onlarla bir atıştırmalık tabağı oluşturdum. Burada görüyorsunuz zaten. Ondan yedim. Sonracıma yetmedi bana. Böyle daha çok tatlı, daha çok tatlı istiyordum. Normalde bu arada üşenmesem ve aşırı ağrım olmasa kalkar ve kendime rafine şekersiz tatlı hazırlardım ama inanın yani hiç bir istek yoktu içimde. O yüzden önüme aldım güzelim meyvelerimi. Muz, elma ve mandalina yedim. Hepsinin boyutu küçük bu arada. Küçük küçük oldukları için çok böyle ağır gelmedi. Ama tatlı ihtiyacım da giderdi. Böyle bir şeye ihtiyacım varmış açıkçası. O yüzden öyle yedim. Size göstermeyi unuttuğum bir kaçamağım daha oldu. Muzun kalan yarısında böyle bir fıstık ezmesi esintisi istediğim için yaptığım o fıstık ezmesi vardı ya, tarifinde buralara koyarım. Siz de mutlaka yapın. Evde kendi fıstık ezmenizi. Kalan yarım muzumu da fıstık ezmesine banarak yedim. Böyle bir çılgın gün geçirdim. Akşam yemeğinde de badalam vardı. Badalam böyle kuru fasulyeye benzer ama onun daha barbunya'ya benzer hali. Bilmiyorum biliyor musunuz yani, badalam diye geçiyor adı. Ondan yedim. Üzeri etliydi. Bayağıdır et yemiyorduk bu arada. İyi oldu böyle etli bir şey yemek. Eti özlemişim açıkçası. O yüzden hoşuma gitti. Yine bol acılı. Burada çekmeyi unutmuşum ama işte bu üstüne bol kimyon döktüm. Pul biber döktüm. O şekilde yedim. Yanında bir de turşu yedim. Böyle. Dün günü bu şekilde kapatmış oldum. Bugünse challenge'ımızın yani 3. haftamızın ilk günüydü. Daha doğrusu sporun ilk günüydü. Ve Lili'nin yeni bir challenge'ına başladık biliyorsunuz. Yine bir hafta sürecek. Instagram'dan sabitli söyle ve ekledim. Hep beraber başlayalım diye linkini de paylaştım. Oradan bulabilirsiniz. Yepyeni bir spor. Bu sefer artık hani bizi bir tık daha zorlayan, ilk haftaya göre daha ağır ilerleyecek olan sağlam bir spor. İnanılmazdı. İlk gün benim için muhteşem geçti. Yine bacak, popo, iç bacak falan onları çalıştığımız bir gün oldu. Muazzamdı gerçekten. Sonra dışarı çıkmam gerekiyordu. Spor yaptıktan sonra dışarı çıktım ve kahvaltıya zamanım yoktu. Sonra dışarıda asıl bugün büyük bir cheat yaptım gençler. Kruvasan yedim ama Moda'da kruvasancı bir yer var. Breki Moda diye, bilmiyorum biliyor musunuz? Bayağı meşhur. Instagram'da falan ben hep denk geliyordum ve hep denemek istiyordum. Önünden geçerken o kadar açım ki. Hani dedim ki aa burası buradaymış. Bir de uzun zamandır oradan da yemek istiyordu. Sonra oradan, burada görüyorsunuz fotoğrafını. Yanına salatalık, domates, kırmızı kapya biber koymuşlar. Kruvasanı kendileri yapıyorlar ve muazzam bir kruvasan. Öyle hani sıradan bir kruvasan gibi değil kesinlikle. İçinde ezine peynir, cheddar vardı ve füme et. Bir de füme jambon gibi bir şey vardı galiba ve salata. Bununla kahvaltı, daha doğrusu öğle yemeği yedim. Kahvaltı yapmadım yani. Kahvaltı yapmadan evden çıktım. Bolca su içtim bütün gün ve şu an sadece bunu yedim. Saat şu an kaç biliyor musunuz? 5:30'a geliyor. Zaten ölümcül bir doyuruculuğa sahipti ve uzun zamandır ne ekmek, hani beyaz ekmek falan yemiyorum biliyorsunuz. Böyle bir hamur işi yememiştim. 3. haftaya girdik yani. Cheat yaptım. Sizlerle de paylaşmak istedim. Keşke videoya falan da çekseydim ama dediğim gibi dün zaten ağrım vardı ve çok meşgul olduğum bir gündü. Kusura bakmayın. Instagram'da da direkt düz paylaşmak yerine bu videoya 2 günümü de ekleyeyim. Dahil edeyim. Böyle güzel bir video olsun istedim. Akşam yiyeceğimi size çekeceğim. Sonra tekrar zaten çıkış konuşmasını yapmak için tekrar buluşuruz. Kruvasan çok iyiydi. İyi ki yedim. Normalde ne sıradan böyle hani sırf kruvasan yemek için yesem yemezdim. Öyle bir şey değildi. Yani burayı gerçekten sürekli merak ettiğim bir yerde ve güzel denk geldi. Önemli olan denge kurmak biliyorsunuz. Sağlam bir şey yapmaya devam ettiğinizde, ki 2 haftadır gerçekten sağlam ilerlediğimi düşünüyorum. Siz buna daha iyi karar verirsiniz. Aşağıda yorumlara yazın mesela hak ettin ya da hak etmedin tarzında. Canım çok çekti, yedim ve çok mutluyum. Hava buz gibiydi bu arada. Muazzam bir soğuk vardı dışarıda. Kar soğuğu adeta. Dün
Ne oldu? Dün Defne bizde kaldı ve akşam böyle bu tarafları turlamaya çıktık. Neyse yürü bayağı bir yürüdüm. Buraya koyarım 11 bin adım attım. Bugün kaç adım attığıma bakmadım. Hemen ona da bakalım. Bugün de 7876 adım almışım. Efsane 2 gündür yürüyüş yapmak, hava soğuk olsa da bana efsane iyi geliyor. Gerçekten yürümeyi çok özlemişim. Bu kadar uzun yürüyüşler yapmayı. Neyse dün şöyle bir şey oldu, onu paylaşmak istiyorum. Eve geldik. Böyle elim şöyle yaptım. Yani bildiğiniz bilek bükme hareketi. Ve elimin buraları çatladı birden. Hani dışarıda o kadar kurumuş ki elim ve soğuktan böyle yazık cildime. Çok üzüldüm. Böyle çıt 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 şey oldu, gerildi. Şöyle şu an kırmızılığı görünüyor sadece ama gece uyumadan önce vazelin sürdü. Öyle uyudum. Sabah daha iyileşmiş haldeydi. Spor yaparken falan bile hala ter olduğunda, mesela terlediğimde yandı. Şey için söylüyorum bunu da, mutlaka ve mutlaka yanınıza el kremi atın. Dışarı çıktığınızda soğuk havalarda, bak evden çıkmadan da sürün ama dışarıda elinizi falan çok yıkadığınızda ya da sildiğiniz zaman elinizi kremleyin. Çünkü her yerimizi kapatıyoruz, montlar, kaşkollar vesaire. Ama yazık, ellerimiz hep genelde dışarıda kalıyor. Eldiven takacak kadar da kara kışta değiliz tabii ki. O yüzden ellerimizi nemlendirelim, öyle krem sürün. Sizinle de paylaşmak istedim o yüzden. Nasıl ama taramalı tüfek gibi konuşmadım mı? Yemin ediyorum peş peşe, bak iki gündür konuşmamak beni size karşı çok özletmiş. Sizi çok özledim. İnşallah bana darılmamışsınızdır. Hani biliyorum beraber motive olduğumuz ve sabah 12'de video beklediğiniz benden. Diğer videolar her gün yine günü gününe gelmeye ve saat 12'de gelmeye devam edecek. Yorumlarda birkaç yorum şey geliyor. İşte çok az besleniyorsun, çok az kalori alıyorsun, doymuyorsun falan. Yemin ederim doymadan sofradan kalkmıyorum. Hiçbir zaman kendimi aç bırakmıyorum. Gerçekten doyduğumda kalkıyorum. Eskiden mesela, eski özüm, doyduğunu fark etse bile tabağındakini bitirirdi. Kalmasın falan derdi. Halbuki kalsın, daha sonra yiyeceksin o, hani yok olmayacak, bir daha yemeksiz kalmayacaksın. Artık bunu idrak etmeye başladım ve demek istediğim bu, artık daha bilinçli bir yiyeceğim ve doyduğumu hissettiğimde, doyduysan doymuşsundur, kalk. Sonra acıktığında yersin fikrine sahibim açıkçası. Kalori hesabı kesinlikle yapmıyorum. Günlerdir ne yediğimi, yani yediklerimin hiçbirinin kalorisini hesaplamadım. Bana az kalori besleniyorsun diyenlere söylüyorum bunu. Kaç kaloriyle beslendiğimi bilmiyorum. Ama az olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Yediğim şeyler, yani avokado yiyorum, ne bileyim sosis, kavurma, yumurta. Akşam işte yemeklerim falan sağlam, balık, salata, içli köfte, lahana sarması. Yani hiçbir zaman ben aşırı az kaloriyle beslendiğimi ya da kendimi besinden eksik tutarak beslendiğimi düşünmüyorum. Öyle kendimi bir savunmak istedim. Eminim hesaplasam da kalorileri hiç de az kalori çıkmazdı. Sonuçta sırf düz salata, marul yemiyorum. Ay, vallahi konuştukça açıldım. Çok hoşuma gitti. Şu üstümdeki o kadar güzel bir şey ki, bir takım. Şöyle birazcık kalkıp göstereyim. Şöyle bir takım. Üstü kazak, altı da yüksek bel. Instagram'da görmüşsünüzdür belki, hani ilk geldiğinde bu takım. Çekip paylaşmıştım. Bunun hem ten rengini de aldım. Ten rengi değil de işte bejini aldım, siyahını aldım. Muazzam bir şey. Açıklama kutucuğuna link bırakıyorum. Bak varımı yoğumu tek bir linkte topladım. Cilt kremlerimden tutun, kullandığım o takviye gıdalar var içinde. Kıyafetler var falan. Hepsi tek linkte. Spor eşyalarım hepsi içinde tek linkte. Açıklama kutucuğunda var. Geçen mesela koymama rağmen saçımın örgülü olduğu gün giydiğim gri eşofman takımını linkte bulamadık falan. Hani linke niye onu koymadın demişsiniz. Koydum. Kıyafetler en aşağıda. Linke girin, kurcalayın. Her şeyim var. Bana ait her şey onun içinde. Kullandığım, memnun kaldığım, bayıla bayıla giydiğim ve iyi ki almışım dediğim, iyi ki kullanıyorum dediğim her şey o linkin içinde. Yine bu videonun da açıklama kutucuğuna bırakırım. Hem App Store linki var telefondan girenler için, hem de web linki var bilgisayardan girenler için. Onu kurcalayınız. Şimdi öpüyorum sizi çok. Akşam yemeğinde ve akşam yemeği sonrasında görüşürüz. Geldim tekrar ama birazcık geç oldu gelmem. Şöyle bir şey oldu, akşam yemeğini yedikten sonra Defne aradı. Defne ile yürüyüşe çıktık ve günlük adeta 10.000 adımı tamamlamış bulunmaktayım. Hatta 16.153 adım atmışım bugün de. Efsane oldu. Size yarın yeni bir video çekeceğim ve 2021'de alacağım kararlardan bahsedeceğim. Çok güzel şeyler olacak içinde yani ve hepsi aslında ulaşılabilir hedefler olacak. Belki sizlerle de başlarız. Sizler de bana katılırsınız bu 2021 hedeflerine diye düşünüyorum. Yarın onu da sizlere çekip paylaşıyor olacağım. Tekrar dışarı çıkmak ve yürüyüş yapmak beni hem yordu hem de zamanı bitirdi. Edit yapıp bunu anca yetiştirmem gerekecek. Bir de dün de video yüklemediğim için hepinizde şey sorusu var. Sabah 12'de yoktun yine, nerede?
gelmesin diye. O yüzden bu videoyu da eğer akşam editlemezsem yarın sabah 12'ye yetiştiremem. Bir gün daha sizi bekletmek istemiyorum. Akşam yemeğinde de köy tavuğu vardı. Haşlanmış köy tavuğu. Hem haşlanmış olduğu için bence aşırı sağlıklı. Hem de köy tavuğu olduğu için böyle hem çok uzun sürede pişiyor falan filan. O market tavukları ya da herhangi bir böyle aşılı ve antibiyotikle beslenen tavuklar gibi olmuyor. Çok iyiydi. Yanına annem sağ olsun bir de o tavuğun haşlama suyuyla bir bulgur pilavı yapmıştı. Bol acı döktüm, yedim. Tavuğun derisini yemiyorum. Hani bir kızarsa falan belki gider ama haşlanmış tavukta derisi hiç hoş olmuyor. Derisini ayırdım. Videoyu çekerken çünkü derisini daha ayırmamıştım. Öyle mi yedin demeyin. Üstüne bir de pul biberi falan döktüğüm için sonra tekrar bir tur daha dökmem gerek. Baharat aşığıyım biliyorsunuz. Gösterdim yediğimi içtiğimi 2 gün boyunca sizlere. Umarım severek izlemişsinizdir. Yarın görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğen butonu tıklamayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın lütfen. Hesabımın spam altında olduğunu biliyorsunuz ve desteklerinizin benim için gerçekten ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Çok sağ olun şimdiye kadar verdiğiniz destekler için. Bundan sonrasında da hepinizden gerçekten destek bekliyorum. Bunu hep beraber atlatacağız çünkü çok 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 önemli benim için bu. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.